Herkese selamlar dostlar. 22 Mayıs 2022 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. 1 adet de ideal kombini vereceğim. Maçlarda oran yakalaması zor olduğundan biraz burada maymunluk yaptım ben. Ne bileyim ilk yarı galibiyetlerine gittim. 4.5-6-3.5-6 olaraktan da oran yükseltmeye çalıştım. Ciddi anlamda oranları kısmışlar ve hızlıca başlamak istiyorum. Sizlere bir adet maç skoru sordum. Maç skoru yarışmamış. Benim değerlendirme altına almadım. Şampiyonluk maçı olarak gördüğüm maçlardan bir tanesi. Sassuolo milan mücadelesi. Sizce ne olur maç skorunuzu, düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Biz zaten orada her türlü devam edeceğiz. Onu da buradan belirteyim. Ve kupon odasında cuma gününe yaptık. Cuma gününe bir adet günün idealini verdim. Hatta altına yazdım ki Nesine'de bu oranlar çok düştü. 1.80-1.90 batlarında kalıyor. 2 oranı geçmiyor. İsteyenler Gaziantep maçına da ilk yerden bir gole girebilir diyerekten de böylece Nesine'de oranı ikinin üstüne çıkartabilirsiniz diyerekten de 3 tane tercihim vardı. Maç önünde kupon odasına attım. Üçü de başarılı oldu. Yine tek kombineyle Cuma günü kazanmasını bildik. Değerlendiren tüm katıl üyelerimizi tebrik ederim arkadaşlar. Geçtim bunu. Yüksek misli ne yaptık keza? Yüksek misli güvendiğim bir karşılaşmaydı. Antalya Spor Galatasaray maçının KG varanı Önerdim ben yüksek misli olarak da Avrupa oranı 1.48 gibi oranı vardı. Gayet güzel bir oranı vardı. Değerlendirecekler. Bu da zaten güzel seviyede değerlendirdi. Yüksek misli de zaten tek maç olarak yüksek misli devam ediyoruz. Son 10 karşılaşmanın 9 tanesi de başarılı olduğunu da belirteyim. Zaten buradaki üyelerimiz Mayıs ayının en az en fazla kazancını elde etmiştir diye düşünüyorum. Onu geçtim maçlara başlayalım isterseniz. Toplamda 11 maçımız var. Biraz hızlı bir anlatımla 10-12 dakikalık bir video çekmek istiyorum. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Başakşehir Trabzon mücadelesi. Başakşehir'in burada olası bir beraberlik kalması Alanya'nın galibiyetiyle gelirse puan durumunda gördüğünüz üzere dördüncülük lük yarışında çarşı karışır. Yani Başakşehir'in burada Alanya galibiyeti gelirse burada mutlak galibiyet oynaması gerekiyor. Bence de Trabzon'u yenebilir burada. Ama Trabzon'u karşıya almak ne kadar doğru bilmiyorum. Ben taraf tercih almadım. Şöyle iki tane tercih yaptım. Başakşehir'in iki golü burada denenebilir. Gulduran sen de sakatlandı. Okak oynayabilir maçta. Efsa 1.5 üstü oranı 1.65 gibi oranı var. Eğer buna değerlendirmek istemeyenler bir tane daha tercihim olacak bu mücadele. 1.90 bandında 2-3 gol tercihini sizlere önerebilirim. Benim skor beklentim bu mücadelede 2 birlikli Başakşehir galibiyeti olduğundan iki tane güzel oranlı tercihim var. Skor Burada değerlendirmek isteyenlerde 7.09 gibi oranı var. 7 oranı var yani 2-1 skoru isteyenler ufak değerlendirebilir. Kara Alanya maçında da Kara ben burada teslim olacağını düşünmüyorum. Fakat Alanya biraz daha istekli olacaktır bu maçta. Özellikle ilk yarıda gol gelmezse ki zaten biraz tempolu geçmesini bekledim bir karşılaşma. İkinci yarı risk alması gerekiyor. Çünkü mutlak galibiyet oynaması gerekiyor bu karşılaşmada. Eksikleri var. Eksikleri Emre Akbaba ile Efkan Bekiroğlu kart cezalısı. Karagümrük'te de Morini yok. Akbaba'nın olmayışı çok önemli bir eksiklik açıkçası. Daha çok Efecan'ın kanadından kanatından yüklenecek artık burada. Maçın ideal tercihi bence her iki takımın atacağı gollerdir. KG var olaraktan da. Eğer bir risk isteyenler varsa ben zaten KG'nin maçın bir birbirine gelmesini bekliyorum. Olası bir Alanya galibiyeti de maç sonu 2 ve 2.5 üstü de 2.39 gibi oranı var. Yüksek oranıyla bence de değerlendirme altına alınabilir. Arsenal'la Everton maçıyla devam ediyorum. Arsenal burada Tottenham'ın kaybetmesini bekleyecek. Son maçta zaten Tottenham'a karşı oynadığı karşılaşmaya baktığımız zaman da mağlup oldular. E, kötü bir mağlubiyet oldu. Burada da ben daha bir kullandığım bir kelime vardı kendi göbeğini kendi kesecekti. Olmadı maalesef. Berabere kalsa bile Arsenal'e yetiyordu. Burada şimdi galip gelip Arsenal Tottenham'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bence de galip gelecektir. Çünkü Everton ligde kaldı son maçta. Galip gelerekten de 2-0'dan 3-2 çevirdi. Bu maçta biraz daha rahat olacaktır. Arsenal üstünde biraz stres olacaktır. Fakat orada Tottenham maçından gelen habere bağlı. 4.5 altında 1 yaparsanız 1.53 gibi orandan, pardon 1.52 gibi orandan İdealden tek tercih olarak önerebilirim. sizlere. Tekrardan bir taraf tercihine geçtim. Chelsea maçıyla. Chelsea maçında da şöyle düşünüyorum ben. Chelsea son çıtır maçını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Çok fazla pozisyona giremedi. Fakat rakibe de topu oynatmadı. Watford'da burada oyuncular artık son kez vitrin maçını çıkacaklar. Onlar da fakat burada haldır huldur bir oyun oynamayacaktır. Chelsea belirli bir yerde duracaktır. Ben iki tercih arasında kaldım burada. İlk yerden Chelsea galibiyetimine ne veya 4.5 altına bir Chelsea galibiyetimi alsam diye düşündüm. Ben burada Chelsea'nin o Leicester maçındaki de oyununa bakaraktan da çok pozisyona giremedi. Fakat elini, topu ayağında çok tuttu. 4.5 altında 1 yaptım. Ben bu mücadelede 5 gol beklemiyorum. Bunun da oranı 1.42 gibi ideal bir oranı var. Değerlendirecekler. bol şanslar. Leicester Southampton mücadelesinde Leicester son dönemlerde son 4 maçında bir yükselişte. Southampton'da -Tam, tam tersine bir düşüşte. Tempolu bir maç olacaktır. Son maçta Chelsea topu oynatmadı zaten Leicester'a çok fazla. Bir tane geldi attı. O da kaleyi bir isabet şut var bir golü var. Öyle bir mevzusu var. Geçtim onu da Leicester zaten şu kadroyla formda yani. Şu son 4 maçına bakın. 3-4 maçına hatta 4 maçına bakın. Mağlup olduğu maça da bakın. Gollü bir maç oynadı ve çok pozisyona girip kaçırdığı maç vardı. Ben burada idealden Leicester'ın atacağı 2 golü önerebilirim sizlere. Ev sahibi 1.5 üstün oranı güzel de bir oranı var bence. Şu oranlar çerçevesinde 1.48 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Bir diğer, diğer mücadele Norwich'te Tottenham mücadelesi. Bu karşılaşmanın da ben güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Högmün sonunda bir şampiyonluk gol yarışı gol yarışı var yani Salah'la birlikte. Eee Salah'ın 22 sonun 21 golü var. E, Salah muhtemelen son maçta oynamayacak. E, bir gol yarışından son burada geçme ihtimali var yani. Burada Norwich'in herhangi bir iddiası yok. Düştü zaten. Tottenham'ın da burada kazanması gereken bir karşılaşma. Çünkü arkasında hemen Arsenal takip ediyor. Beraberlikte de tabii Tottenham önünde fakat Tottenham burada ilk yarıdan işi bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Tottenham burada ilk yarıdan 2 yaparsanız bakın oranı yok zaten. Ben oran yakalamak adına maymunluk yapıyorum burada resmen ciddi anlamda. Maç son 2 versen 1.15. Maç son 2 3 yapsan 1.25. İlk yarı 2 yaparsak burada 1.48 gibi orana kadar çıkartabiliriz. Alınacaksa böyle idealden bence 1.50 bandından ilk yarıdan bir Tottenham galibiyeti alınabilir. İlk yarıdan skoru alıp burada maç sonunu beklemek isteyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer bir mücadelem Adana Demirspor'la Göztepe mücadelesi. Adana Demir son maçında mağlup olsa da son 4 maçında mağlup olsa da özellikle Galatasaray maçını izleyen biri olarak da gayet güzel bir performans sergiledi. Rakip kalede oldukça pozisyonlar buldu. Balotelli, Yunus, Yunus Akkun, Vargas gibi isimler yine sahada etkili olacaktır. Göztepe takımında son Beşiktaş maçını izlediyseniz sizler de 9 kişi kalmış takıma bile oyunda üstünlük kursa da genel olarak pozisyon anlamında çok fazla üstünlük kuramadı. O yüzden ben göztebeniz bu saatten sonra pek bir iş yapacağını düşünmüyorum. Adana Demir diyorum ki ben bu maçı galibiyetle kapatır. Maç sonu bir 1.5 üstü bir 1.40 gibi bir ideal oranı var. Skor beklentimi de belirteyim. 3-0'lık bir Adana Demir galibiyeti de bekliyorum arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. Inter Sampdoria mücadelesi. Diğer tarafta Milan'la Sassuolo'nun mücadelesi var. O maçta puan kaybı bekleyecek. Daha doğrusu Milan'ın mağlubiyetini bekleyecek Inter burada. Inter burada. Bence hemen işi bitirmek isteyip veya şöyle söyleyeyim ilk yerden direkt skoru eline alıp Milan maçından gelecek skoru bekleyecektir. O yüzden buradan atacağı ilk yerden gollerle Milan tarafını da strese sokabilirler düşünce anlamda. Eğer Milan da gole geç kalırsa gerçekten strese girebilir. Buradan direkt ben doğrudan ilk yarıdan bir İlk yarı bir tercihini 1.28 gibi orandan kombineme aldım hatta. Hatta skor beklentimde 4-0 veya 5-0'a kadar çıkabilecek diyerekten de düşünüyorum. Onu da belirteyim sizlere. Diğer maçım granada Espanyol mücadelesi. Espanyol'da bu maçı kombineme aldım bu arada. Espanyol'da teknik direktör Moreno ile birlikte yollar ayrıldı. Takımın en golcü ismi de takımdan ayrıldı. Şimdi bakın puan durumunu göstereyim sizlere. Granada yeni bir teknik adam getirdi. Son 5 haftada 8 puan topladı bu teknik adamla birlikte. İyi de gidiyorlar son Real Betis maçında kaybetti. 37 puanı var. Mallorca, Cadiz, Levante. Bunlar sürekli Levante gerçi dün oynadı. Cadiz, Alaves de oynayacak. Mallorca e, bir tane takım oynuyordu. Onu tam hatırlamıyorum. Her neyse zayıf rakiplerle oynuyorlar. Granada'nın ben bu fırsatı tepkeceğini düşünmüyorum. Maçı kazanması olanı 1.29 gibi oran açmışlar. Fakat ben şöyle aldım. 4.5 altında 1 yaparsanız bu mücadeleye 1.60 orana kadar çıkabilirsiniz diyerekten de ben 1.60 gibi orandan kombineme koydum Granada maçını. Gelmesini bekliyorum. Bakalım Granada bu maçı kazanacak mı? Çünkü deplasmanda hem çobanı yok deplasmanın teknik direktörü hem de going goal ismi de bu maçta kart cezalısı olarak belirteyim. Diğer mücadelem Venezia-Cagliari mücadelesi. Venezia tarafında da zaten kümeye düştüler. Cagliari'nin bu maçı kazanalım kazanması lazım. Salernitana'nın maçı var kendi evinde oynayacağı. Salernitana o maçta berabere dahi kalsa, Cagliari bu maçı kazanırsa çıkıyor. Çünkü hem genel avarajda hem ikili avarajda. ikili avarajı eşit daha doğrusu Salernitana ile birlikte. Genel avarajda Cagliari çok önde olması önde olduğundan dolayı 6-7 genel avaraj farkı var. Şeye göre Salernitana'ya göre. Cagliari bu maçta artık yumurta sona dayandı. Alamazsa düşer. Keyfi bilir. Ben buradan direkt o riski alıyorum. Maç sonu 2 1.50 gibi orandan direkt Cagliari galibiyeti bence öne çıkan tercih olacaktır. Değerlendireceklere bol şanslar. Barcelona villarreal karşılaşmasında da KG olarak almıştım. Fakat oran bence biraz yetersiz. 1.30 bantlarına bir oran açmışlar. Burada da işler karışık. Çünkü Villarreal'in bu maçtan e, bir puan çıkarması lazım. Hemen arkasında 56-55 Atletik Bilbao ile sıralanıyor. Villarreal burada Barcelona deplasmanına gidiyor. Atletik Bilbao da Sevilla deplasmanına gidiyor. İki tane zor deplasman oynayacaklar. Fakat Villarreal burada biraz daha önde. Bence öyle çıkan tercih burada KG var. Ama oranı biraz yetersiz. 0-2 çifte şansa bile kayılabilir burada. Onun da oranı 1.50 bandında bir oranı var. Burada Villarreal'in bir sürpriz yapması da beklenebilir açıkçası. Fakat benim önceliğim burada 1-1 bir bir skora göre bir beraberlik çıkabilir diyerekten de geçeyim. 11 tane mücadele idealden hızlı bir anlatım yaptım sizlere. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlere bir adet kombin önerisi olarak da burada şöyle bir öneri yapabilirim. Inter'in ekrana gelsin. Inter'in ilk yerden alacağı bir galibiyet. Çünkü Milan maçı var orada. İlk yerden buradan golleri atıp diğer maçın skorunu bekleyecektir diye düşünüyorum. Sampdoria'ya karşı ilk kere bir tercih alınabilir. Granada takımının da 4.5 altına bir aldım. Düşme mücadelesi veriyor. Espanyol'da teknik direktörler yollar ayırdı bu hafta Moreno ile birlikte. Ve Espanyol'un en gol cismi de bu maçta olmayacağından dolayı 1.29 oranı vardı bu taraf galibiyetin Granada'nın. Ben 4.5 altına bir yaptım. Oranı 1.60'a kadar yükselttim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Sizlere önerebileceğim kombine budur. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.